Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şöyle bir bakayım size. Öğrencilerini görmek isteyen öğretmen. Artık gerçekten online süreçte. Hoş geldiniz. Merhaba. Önlere de gelebilirsiniz bu arada. İsterseniz eğer orada da kalabilirsiniz. Ama buralarda da olsun yani. Göz göze olalım daha çok birlikte. Bizim bu aile danışmanlığı eğitimi sürecimiz beni çok mutlu eden ve aslında bunu yaptığımız için çok iyi hissettiğim bir süreç. Nedeni de şöyle, zaten işim gücüm varım yoğum insan biliyorsunuz. Hep söylüyorum yani çok küçük yaşlardan itibaren medya hayatımdaydı evet. 12 yaşında radyoya başladım. Ama günün sonunda akademik olarak, mesleki olarak psikolog olmaktan başka hiçbir şeyin hayalini kurmadım hayatımda. Ve hem ders verdiğim üniversitelerde hem de buradaki aile danışmanlığı eğitiminde bu bilgi aktarımını, bilgi alışverişini çokça önemsiyorum. O yüzden de bu eğitimin de genel Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yapısı sizin gördüğünüz kadar saat değildi. Biz onu çok arttırdık. Belki dinleye dinleye, duya duya, ara ara yeter artık dediğiniz bile olabilir. Bilmiyorum diyen var mı? Ama 50 saatin üstünde buluşma yaşamak bence güzel bir eğitimden geçmek demek. Çünkü o müfredatta bireysel olarak da yer yer nacizane yeterli bulmadığım yerleri detaylandırmak istedim size anlatırken. Yani bugün bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu ülkede verilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın aile danışmanlığı hakkını vermesinden sonra bu ülkede verilen en kapsamlı ve en uzun eğitimi siz alıyorsunuz. Bu da beni mutlu ediyor. Yorulduysanız bile hakkınızı helal edin. Ama birlikte öğrenmek de meşakkatli süreçlerden geçiyor bence hepimiz için. Ve özellikle de biriyle ilişki kurmak ya da bir aileyle danışmanlıkta bir araya gelmenin çok temelinde bence insana, insan doğasına, doğum öncesinden hamileliğe, prenatal, perinatal psikolojiden, erken bebeklik dönemine, çocukluğa, ergenliğe ve yetişkinliğe kapsamlı, elimizden geldiğince kapsamlı, hakim olmayı bilmeden herhangi bir danışmanlık ilişkisi kurmanın yetersiz olacağını düşünüyorum. O yüzden de yer yer belki 15-20 dakikada anlatılıp geçilebilecek bir dönemi, atıyorum işte ön ergenlik dönemini, saatlerce dinlemenizin sebebi bu. Her dönemi, her ailenin ferdini aslında bütün kapsamıyla beraber anlayabilmeyi sağlamak benim için çok önemliydi. Bu buluşmalar da çok önemli çünkü burada soru cevaplardayız artık. Bugünü ikiye böldük. Psikolog ve PDR uzmanı olan öğrencilerimle ya da alanda olan öğrencilerimle bir buluştuk. Bugün sizinle de bir buluşmamız var. 1,5 saat gibi sıkı bir süremiz var. O yüzden de genel olarak bir eğilimi söyleyeyim size. İnsanlar sonlara doğru açılıp sorularını soruyorlar. Bunu yapmayın. Baştan el kaldıran, soru soran olsun ve hızlı, dinamik, pratik bir şekilde soru cevaplara gidelim. Hepinize baştan söylüyorum, sorusu olanlara tabii. Mümkün olabildiğince uzmanlığa yönelik, aile danışmanlığına yönelik, vaka örneği de olabilir içinde soruları alayım. Çok isterim hepinizle uzun uzun ayrı ayrı sohbet etmeyi. Belki yaparız da bir gün. Ama burada bireysel meselelerimizi getirmeyelim. Hem etik olarak bir sıkıntısı var kalabalıklar içerisinde bunları konuşmanın. Hem de süreyi danışmanlık üzerinden değerlendirerek geçelim. Baştan ricalarım bunlar. Sınava girdiniz değil mi? Nasıl geçti? Geçtiniz mi? Herkes geçti mi? Tamam. Şahane. Süper. Efendim? Gelmezler mi? Ben geçmesem gelirdim ya. Heh, tamam. İyi yapmışsınız bence. Yani sınav tekrarlanabilen bir sınav. Bu arada diyelim ki bugün sorularınıza zaman kalmadı. Biz bunu 2,5-3 aylık periyotlarla yapıyoruz burada. Ve benim defalarca daha önce gelmiş olmasına rağmen gelen katılımcılarım, öğrencilerim de oluyor. O yüzden de sonrakilere de gelebilme şansınız var. Tekrara düşmüyoruz onu söyleyeyim. Her seferinde yeni sorularla yeni öğrenme biçimi var. Ve bunu yıllarca da yapabiliriz ayrıca. Ankara'ya gelip gitmeye bunun için alıştım ben de. Sizler gibi, dışarıdan gelenler gibi. Aile danışmanlığı biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir prosedür ve düzen olarak aslında Türkiye'nin her yerinde insana ve aileye ulaşılsın diye oluşturulmuş ve sadece bunu danışmanlık anlamında, yani bir merkez açabilme ya da bir merkezde çalışabilme yetisiyle beraber belli meslek gruplarına verilmiş bir süreç şu anda. Bunun dışında biz tecrübenin güzel ekibiyle başta konuşurken aile danışmanlığı hakkının verildiği 7 meslek alanı dışında diğer dışarıdan katılmak isteyen insanlara danışmanlık merkezi açamayacaklarsa bile verelim mi diye küçük bir diyalogda bulunduk. Ve hani bu mesleği alanda bir merkez açarak yapmayacak olsa bile günün sonunda kişisel gelişimine, hayatına, kendi ailesine, kendi sosyal çevresine bilinçli, empatik, farkındalıklı yaklaşabilmesi için bu işi yapmayacak olsa bile bilgi almak için gelebilecek insanlara da açtık. Ayrıca bu psikolojik okuryazarlığın yayılması için de benim biliyorsunuz bu mesleği görünür yapmamın temel sebebi bu. Psikolojik okuryazarlığın artması için de bir olanak sağladığı için bu kararı da uyguladık. O yüzden farklı disiplinlerden burada şu an öğrencilerin olması ya da başka hayatlardan gelen beni heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor diyeyim ve artık sözü size bırakayım. İlk soruyu kim sorar? Buyurun. Hocam ben sosyoloji bölüm mezunuyum. Şimdi klinik açmak istiyorum. Fakat PDR bölümü okumadığım için danışanlardan eğer patolojik rahatsızlığı olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Hı hı. İsminiz neydi? Büşra. Büşra Hanım şöyle, ne olur farklı disiplinler bir arada çalışmayı, bizim gibi bu eğitimi bu kadar kapsamlı almış olanlar geliştirsinler, yaysınlar ülkeye. Burada bir aile danışmanlığı merkezi açtığınızda, aile danışmanlığı eğitimi almış sosyolog bir danışman olarak sizin kendi disiplininizde elinizin, kolunuzun, bilginizin yettiği ve yetmediği alanlar olacaktır. O yüzden de mümkün olabildiği kadar bu eğitimi almış, kendi disiplininden gelen ekiplerle birlikte çalışın. Yani siz sosyolog Büşra olarak orada kendi odanızda danışmanlık verebilecek yetkiyle insanları görürken, aynı zamanda patolojik ya da terapi ihtiyacı olan, illa patolojik olmak zorunda değil, insanları da yan odalarınızda yönlendirebileceğiniz psikoterapistler olsun. Psikopatolojiye hakim, süreçte klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış, terapi eğitimleri almış insanlar ekibinizde olsun. Keşke kapsamlı büyük bir merkez olsa, içinde bir de sosyal hizmet uzmanı olsa. Çünkü gerçekten dezavantajlı birçok durum yaşanıyor ve burada da sosyal hizmetlerin dilini bilmek gerekiyor. Keşke bir psikiyatrist ofisin belli günlerinde size eşlik edip gelebilse ve onun da uzmanlığından faydalanabileceğiniz disiplinler arası bir düzen kurabilseniz burada. Ya da çocuklarla çalışıyorsanız çocuk gelişimcilerin de desteğini alabildiğiniz bir düzenin bir parçası olsa. Yani ben bazen, hani tabii ki dünya kadar maddi zamansal kaynak kullanımı var, mezunların öyle düzenler yaymasını hayal ediyorum. Çoklu disiplin, bir arada ve birlikte çalışmak. Yoksa bir sosyolog olarak psikopatolojiye yaklaşmaya niyetlenmeyin, siz de zarar görürsünüz. O yüzden de çoklu disiplin. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Buyurun lütfen. Mikrofonu hemen öne verelim. Ben Türkiye'de aile danışmanlığının belki de en zor taraflarından birinin babaların özellikle hani özellikle de tutucu ya da konservatif yaklaşımlı babaların olaya dirençlerine ve hani bir türlü bizlere gelmeyişini nasıl alt ediyorsunuz, bu konudaki yaklaşımınız nasıl oluyor onu merak ediyorum. Çünkü genellikle anneler bu konuda ön ayak olmaya çalışıyor ve hani bizim ikna etmemiz diye bir şey yok ama hani bunları nasıl çözüyorsunuz? Şimdi bir ailede terapiye karşı ya da danışmanlığa karşı dirençli olan bir figürü varsa ilk hedefimiz ondan bağımsız olarak ya da onun bilgisi olsa bile bu hizmeti almaya niyetlenmiş ailenin diğer fertleriyle aile dinamiğini konuşmak oluyor. Sonra sürecin içerisinde elbette ki babaya ihtiyaç duyuyoruz. Babaya ihtiyaç duyduğumuz zaman babayı bazen ofisteki asistanlarımız yoluyla seansa davet ediyoruz. Ve baba eğer gelmeye dirençliyse bu konuda birçok sebebi olabiliyor bunun. Ama genelde terapiye inanmamak, danışmanlığa inanmamak ya da daha keskin katı değer yargılarına sahip olmak veya kendisinin suçlanacağı ya da utandırılacağı, sorumlu tutulacağı bir düzenin içerisine girmemek gibi sebepler çıkabiliyor karşımıza. Bu arada bunun aksi durumu da çok var. Yani buna gayet gönüllü ve istekli babalarla da çalışıyoruz. Ama günün sonunda ben eğer asistan yoluyla davet edildiğinde gelmediyse baba, kendim de bir telefon açıyorum. Ve gerçekten de daha empatik, sıcak bir dille beraber aslında danışmanlık sürecinin onun etiketleneceği, yargılanacağı bir dönem olmadığını, hatta çoğunlukla da çocuklardan söze giriyorum. Çünkü dirençli olan bir baba yeri geldiğinde çocuğunun doğru gelişmesi için bir yere gidebiliyor. Ve bu seansta ya da bu görüşmede sizin ne yaptığınızı konuşmak değil diyorum amacımız. Atıyorum işte bu 7 yaşındaki ya da 14 yaşındaki çocuğumuzun gelişimi için beni duyun ve dinleyin istiyorum diye davet ediyorum. Davet ettikten sonra da ilk seanslarda fazlaca dirençli olan her danışana yaptığımız gibi herhangi bir onun üstünden yargılayıcı, zaten yargılamayız ama onun öyle hissedebileceği ya da suçlanacağı ya da sorumlu tutulabileceği konulara girmemeye özen gösteriyorum. Daha çok işbirliğine davet etmek ve genelde çoğunlukla diyeyim, her sosyoekonomik düzeyden insan kendisinin de anlaşıldığı bir ortamda olduğunu düşündüğünde bazen biraz mizahla dalga geçerek, bazen biraz susarak, bazen işte sorumlu tutulmasa bile kendini savunarak sürece bir yerden dahil oluyor. Babanın espri dilini, mizah dilini, babanın manevi değerlerini, neye nasıl inandığını, babanın kendi geçmişinde de aslında bazı babalar girer ve biz böyle mi yetiştirildik, bizim çocukluğumuzda neler oldu der. Buralara empatik bir dille, eşlikle aslında babanın iletişimini kazanmaya çalışıyorum. Ara ara şeyi bile denediğim oluyor. Peki siz gelmeyin ama benim size ara ara telefonla bilgilendirmeme müsaadeniz var mı? Çünkü bu süreci sizsiz yönetemem. Siz olmadan yapamam. Ara ara gerçekten tabii ki o mesafeyi, etiği, sınırları koruyarak yani ne diyeyim arkadaş olmadan gerçekten de babaya bilgi aktardığımız ve bir süre sonra da çoğunlukla direncin kırıldığı ve aslında gelseniz ve yüz yüze konuşsak çok daha iyi olacak dediğim. Bazen baba ailenin yanında ve karşısında kendini daha hedefte hissedebiliyor. Belki hadi bırakın bu aile sürecini, ben size bir şöyle bir zaman ayırayım, gelin biz bir karşılıklı bir sohbet edelim diyebildiğim birçok yöntemi babanın tutumuna göre deniyoruz aslında. Ama bütün bunlara rağmen gelmediği de oluyor. Gelmediği durumlarda da bizim uzmanlığımızla babanın seanstaki ya da görüşmedeki somut varlığı olmadan o aileye, o çocuğa nasıl destek verebiliriz bunun yollarına bakıyoruz. Çünkü bazen danışmanlık var olan koşullarda elimizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ama sürece dahil etmek için çabamız var. Çünkü ihtiyacımız var babalara. Kapsamlı cevap için teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Buyurun lütfen. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Adım Aysun, çocuk gelişimi eğitimcisiyim. Sakarya'da bir kliniğim var. Bununla alakalı da şunu sormak istiyorum size. Bir aile geldiğinde karı koca arasında yoğun bir çatışma, birbirlerini suçlayıcı konuşmalar söz konusuysa başlangıçtan itibaren eşleri ayırarak tek tek hani en başta belli bir yola koyana kadar eşleri ayırıp tek tek mi görüşmeyi tercih etmeliyiz yoksa yine hani bu şekilde ikisini aynı ortamda tutup belli bir yola girene kadar o şekilde mi devam etmeliyiz? Bu konuda biraz kararsızım. Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Her birey biricik olduğu gibi her aile de biricik bu arada. Yani o yüzden de bunun tek bir cevabı yok. Birazcık da sürecin bize ne getirdiği ya da eşlerin karşılıklı olarak kendi iletişiminin nerelerde olduğu ile ilgili birçok dinamik giriyor devreye. Ama aile danışmanlığının çift danışmanlığı kısmında eşlerin ayrı ayrı görüldüğü ve birlikte görüldüğü birçok aşama var. Farklı kuramlardan anlatmaya çalıştım modüllerde. Oralarda da hani bazılarının cevapları var sorduklarınızın ama ben şöyle bakıyorum. Dünyanın her yerinde çiftle çalışan uzman bir kere bu arada hani terapetik ihtiyaçları olduğu zaman yine çift terapistine yönlendirmeyi lütfen unutmayın. Hani en temel bilgi bu. Bazen de eşler arasında şunu göreceksiniz. Sadece örnek veriyorum. Taraflardan bir tanesi diyelim ki eşine karşı bir psikolojik şiddet dili kullanıyor. Ya da herhangi bir gerçekten de ilişkinin dinamiğinden bağımsız eşini olmadığı bir şeyle suçluyor. Ya da eşinden geçmişinin intikamını alıyor. Tamamlayamadığı anne öyküsünü eşiyle tamamlamaya çalışıyor. Böyle bir şeyi sezdiğimiz zaman zaten taraflardan bunu yapan, bu tutumu sergileyen kişiyi bireysel bir görüşmeye alırız ve ona asla yine suçlayıcı olmadan, bu ilişkinin sorun çıkartanı sensin etiketini yapıştırmadan bireysel bir terapiye de yönlendiririz bu arada. Bu alternatiflerin hepsi aklımızda olsun. Yani şunu hep düşünmemiz lazım. Bu ailede yaşanan problem, bu çift arasında yaşanan problem bir iletişim problemi mi? Birbirleri ve ortak geçmişleriyle ilgili bir sıkıntı mı? Elbette her karı koca ya da sevgili, nişanlı ilişkiye geçmişlerini getirir. Herkes annesini, babasını, anne babasının ilişkisini getirir zaten. Ama bunun dışında, bunun bir mizaç olmasının dışında ikisinin ortak problemi mi bu geçmişten bugüne? Yoksa kişilerden bir tanesinin patern haline gelmiş tutumları mı var bu sorunun yaşanmasında? Eğer patern haline gelmiş bir tutum varsa o kişiyi bireysele yönlendirmek bence önemli bir bilgidir. Bunun dışında bizim işimiz çiftle çalışırken aile içerisinde konuşulmayan, hazır olduklarında ya da doğru tartışma metodunu birlikte kuramadıkları veya uzlaşma metodunu birlikte kuramadıkları meseleleri o odaya getirmek. Ve baştan da sıkı bir kontrat imzalamak. Bütün bu iletişim çalışmalarında birlikte ilişki kurarken neleri yapmayacağız? Buranın kuralları ne? Hatta benim dilimde hep uzman yatay ilişkidedir. Yani kendi uzmanlığıyla eşit bir yerden gider. Ama buralarda bu kuralları koyarken dikey ilişkiye geçebilirsiniz. Daha otoriter, daha kuralları net, kimsenin birbirine örnek veriyorum hakaret etmeyeceği ya da sorunun çözümünde kimsenin küsüp gitmeyeceği, bu 50 dakika boyunca bu meselenin aslında tarafların bütün duygularıyla konuşulabileceği ortamlar yaratmak gelir aklımıza. Yöntemleri uygularken, ev ödevlerini verirken, teknik uygularken gözümüze eğer taraflardan bir tanesinin çaresizliği, sessizliği, küskünlük tutumu, olayı sürekli yokuşa süren ya da uzlaşmak istemeyen tarafları gelirse tam o noktalarda bireysele de almaya başlıyoruz. Yani alıyoruz ve geçen gün birlikte yaptığımız çalışmada hani şuralarda ne kadar güzel ifade ettin kendini, örnek veriyorum. Diğer taraftan gözüme şu konu açıldığında çok üzüldüğüm geldi, gördüm. Ne oluyor oralarda sende? Yani bireysele aldığımız yerler aslında beraberken gözlemlediğimiz davranışların ve tutumların bizim uzman aklımızda kalan kısımları ile ilgili daha çok. O yüzden de birçok kombinasyon çift görüşmesi sırasında vardır. Bazen çocuklarla beraber aileyi alıp belki bir çocuk terapistinin ya da oyun terapistinin eşliğiyle ailenin birlikte oyun oynamasını bile gözlemleyebiliriz. Bütün tutumlar çıkar karşımıza. Bireysel, çift, geniş aile hepsine varız. Hatta yeri geldiğinde atıyorum bu ilişkinin içerisindeki en temel problemlerden bir tanesi, aile danışmanlığında söylüyorum bunu, terapide kurallar farklı. Diyelim ki beyefendinin annesi, erkek danışanımızın annesi. Ve buralarda eğer iki tarafta bunu okeyse ve gizlilik sözleşmesinde neyin ne kadar paylaşılacağı karşılıklı hemfikir olunduysa o anne bile seansa davet edilebilir. Aile danışmanlığında. Hani genelde daha dirençli oluyor üst kuşaklar ama ilişki kurmanın bir yöntemini deneyebiliriz. Biz orada kilit çözücüyüz. Biz orada doğru soruları soranız. Biz orada ilişkinin ara bulucusu değiliz. Biz orada bu evliliğin kurtarıcısı asla değiliz. Yeri geldiğinde siz boşanın demiyoruz tabii ki ama denenmiş bütün güvenle, değerle, iletişimle ilgili egzersizlerin işlemediğini gördüğümüzde bu tutumlarınıza devam ederseniz bu evliliğin geleceğiyle ilgili bu krizler sürecektir bilgisini bile verebiliriz. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Buyurun efendim. Öncelikle merhaba. İzmir'den katılıyorum. Sosyoloğum. Merhabalar. Sadakatsizlik durumunda nasıl bir danışmanlık yapabiliriz? İkinci sorum olacak. Uzun yıllar evli olan çiftlerin sadece evin ihtiyaçları için ve çocukların ihtiyaçları için iletişim kurdukları, yani ölü aileler de diyebiliriz bunlara. Bunlara nasıl bir danışmanlık yaparsak tekrardan yeşerebilirler? Çok büyük bir soru ikincisi. Her evliliğin kendi dinamiğiyle ilgili tahmin edersiniz ki. Ama birinci sorudan başlayayım. İkinciyle de ilgili birkaç şey söylemeye çalışayım. Sadakatsizlikle ilgili durum yine bizim çok yönlü değerlendirmemiz gereken bir durum. Çünkü bazen ortada çok sık olduğu için söylüyorum, bir sadakatsizlik ya da bir aldatma durumu olmamasına rağmen taraflardan bir tanesinin kaygılı bağlanma geçmişi olmasından kaynaklanan, sürekli olarak kendi aldatıldığını düşünme ya da kendisine ihanet edildiğini düşünmek gibi şüpheci, perseküratif dediğimiz bizim birçok şey çıkabiliyor ortaya. O yüzden de bu tarz tutumlar karşısında önce kişinin buna karşı olan duygularını, düşüncelerini, bu arada psikotik olmak zorunda değil bu kişi ama gerçekle bağlantı şekillerini, çünkü insan biliyorsunuz yaralı olduğu konuda daha paranoid özellikler sergileyebiliyor. Buraları iyi duymamız lazım. İkincisi, biraz önce hanımefendiye söylediğim, biz bir ilişkinin nasıl ki kurtarıcısı değilsek, ahlak bekçisi de değiliz. Sadakatsizliğe biz bir uzman olarak çok keskin, çok katı anlamlar yüklüyor olabiliriz. Bunlar hepimizin kendisini ilgilendirir. Ama belki de o çiftin kendi hayat hikayesinde bir aldatılma geçmişi var. Ve belki terapide ya da danışmanlıkta, belki kendi içlerinde bu büyük hayal kırıklığını ya da kalp kırıklığını bir şekilde telafi edip devam etmeye karar verdiler. O zaman biz bir uzman olarak demiyoruz ki bakın sizin geçmişinizde ya da yakın geçmişinizde sadakatsizlik var. Bu evlilik o yüzden şöyledir. Onlar için bu aşılabilir mi mesele ise biz bastırılmış bir duygu var mı yok mu ona bakmakla yükümlüyüz. Eğer gerçekten de duygular, kavgalar yüksek sesle verildiyse ve bunların üstesinden gelinmesi psikolojik olarak da sağlıklı bir tabloya dönüştüyse, o zaman bu bizim için bir değer yargısı, seansta bir çift terapisi değer yargısı olmasından da çıkıyor baktığımızda. Bunun dışında biz nasıl tepki verebiliriz? Aldatanın ve aldatılanın tutumuna bağlı olarak değişir. Yani mesela kendisini aldatan eşini pasif agresif bir şekilde sürekli cezalandırmaya çalışan birine başka davranırız. Onu artık hiç sevmiyorum, ömrüm boyunca cezalandıracağım ama boşanmayacağım da diyen birine farklı davranırız. Boşanacağım, bir dakika bile durmak istemiyorum diyen birine farklı davranırız. Aslında boşanırdım ama çocuklarım için kalıyorum diyen birine farklı davranırız. Aklınıza gelebilecek birçok insan tutumu var. Ama bizim asıl amacımız onun aldatılmakla ilgili yaşadığı duygunun ne olduğuna bakmak. Utanç, korku, öfke, hangisi daha baskın, duyarsızlık, hissizleşme, neler daha baskın buralarda, bunlara bakmak. Bunun dışında aldatan taraf için de onu doğrulamak ya da onu hatasızlaştırmak asla değil. Ama ne oluyor? Bu kişinin bir kaçıngan bağlanma modeli mi var? Bu kişi çok uzun zamandır evliliğinde mutsuz olduğunu sinyallerini mi verdi? Bu kişinin dürtüsel bir kontrol bozukluk sıkıntısı var da aslında sürekli olarak doyumsuz ve başka insanlarda kendini tamamlamaya çalışan biri mi? Bu kişi asla, bu bir gerekçe olamaz ama günün sonunda işte eşim uzun zamandır benimle ilgilenmiyor, sevmiyor vesaire, ben de gittim aldattım mı diyor. Bu arada bu bir ilişki yapısı değildir. Ama bütün bunlarla ilgili taraflara nasıl davranacağımıza baktıktan sonra çiftle görüşme sırasında bu aldatılma olayına yüklenen olayları, tartışmayı da göze alarak bir masaya dökeriz. Herkes bir eteğindeki taşları döker olduğu gibi ve bizim orada uzman olarak yapacağımız şey baştan sadece hakaret gibi, şiddet gibi ya da olayı yokuşa sürmek gibi durumların bu görüşmede olmayacağının kurallarını koymaktır. Ve bakarız bu evliliğin dinamiğinde bu sadakatsizlik nereye denk geliyor? Bununla beraber bu çiftin bir var olma biçimi var mı? Sevgi, güven, değer, birbirlerini onaylama, sohbet edebilme, arkadaşçılık, cinsellik yatırımları nasıl? Bugüne kadar buralarda gerçek bir uyum ve bağ var mıydı? Bu ilişkiyi kökten alt üst edebilecek bir deneyim mi? Yoksa aşılması gereken bir hayal kırıklığı mı? Bu ilişkinin içerisinde diğer güçlü taraflarda var mı? Çok yönlü bir cevabı var bunun. O yüzden de buralardan giderek bakıyoruz daha çok. İkinci soru neydi? Ölü aileler, yani iletişimin olmadığı, Evet, şimdi burada yine söylüyorum, insan böyle bir tabloya baktığında uzmanlık da bir tarafa, parantez içine alacağımız bireysel kişiliğimizle de üzülüyoruz buna. Yani diyoruz ki bu iki kişi aslında kişilik gelişimi olarak ya da yaşamsal olarak danışanlarımızı da biz severiz ya biz zaman içerisinde sınırları koruyarak. Ne kadar aslında güzel hayatları olabilirdi ama birbirlerinde bir sevgisizliği tüketiyorlar. Ve niye böyle oldular deriz. Ama bunlar bizim duygularımız ve düşüncelerimizdir. Bazı insanlar tam olarak bir ömrü böyle geçirmeye, aile danışmanlığı disiplininde söylüyorum, okey olabiliyorlar. Bazen duyarsınız da zaten bu saatten sonra gitsem ne olur? Ya da bazen duyarsınız işte ne bileyim, biz birbirimize böyle alışmışız zaten artık. Adam da böyle buyurdu tabii. Öyle bir karım var benim. Bu bilgilerle beraber eğer gerçekten de yardım almak istemeyen bir tarafta duruyorlarsa, biz de çocukla çalışıyorsak ağırlıklı, çocuk için doğru iletişimi öğretebiliriz onlara. Ama bir uzman olarak da görüşümüzü söyleriz. Deriz ki aslında bir ilişki karşılıklı diyalog ister, iletişim ister, ya da ne bileyim birlikte gülünecek, birlikte ağlanacak, hayat üzerine geyik yapılabilecek, sohbet edilebilecek, cinselliğin paylaşılabildiği alanlar ister. Sizin anlattığınız tabloda, sizin evliliğinizde bunu görmüyorum. Hani aslında ilişki karşılıklı beslenme biçimidir. Bunun çok olmadığını, onları yeteri kadar dinledikten sonra. Hani ben bir uzman olarak böyle yorumluyorum ama ne dersiniz bana? Sorarız. Ama aldığımız cevaplar da buna karşı yine duyarsız ve katıysa o zaman dururuz. Ama bazen yaptığımız bu yorum taraflardan birinin ya da ikisinin aslında kendinde öldürdüğü duyguları ile ilgili terapi almasına kadar bile gidebilir. Yani onda bir kapı açmak bizim amacımız olabilir buralarda. Ama onlar adına karar vermiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Buyurun. Herkese merhabalar. İsmim Ayşe Ulak. Merhaba efendim. Ben yapı dekorasyon öğretmeniyim, aynı zamanda sosyoloğum. Benim bu eğitimleri almaktaki en temel gayem öğrencilerime ve velilerime daha sağlıklı iletişim kurup onlara yardımcı olabilmekti. Çünkü okulda özellikle meslek lisesinde bir öğretmen olduğum için öğrencilerimin sürekli olarak bedensel ve sözlü olarak mobbinge veya şiddete uğradığına şahit oluyorum. Ve onlara karşı nasıl bir davranış geliştirmeliyim, ön davranışım nasıl olmalı, o andaki tepkim nasıl olmalı, süreç içerisinde velilerle iletişimim ve öğrenciye olan süreç içerisindeki davranışım nasıl olmalı gibi sürekli böyle kendimi geliştirme çabası içine girdim. İşte iletişim teknikleri eğitimleri aldım, velilerle daha sağlıklı nasıl iletişim kurarım düşüncesi içerisinde bu noktaya kadar geldim. Harika. Benim size sorum şu olacak, şiddet bedensel olarak ve sözlü olarak mobbinge uğrayan çok fazla meslek liselerinde olduğu için özellikle soruyorum, uğrayan öğrencilerime ön davranışım nasıl olmalı? Nasıl bir davranış geliştirmeliyim? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi unutmamak gerekir ki ergenlik döneminden bahsediyorsunuz ve ergenlik dönemi de aslında şiddet ya da zorbalık yapanın da zorbalığa uğrayanın da aslında kendi çocukluğunun kurbanı olduğu bir dönemdir. Yani günün sonunda baktığımız zaman ergenlik döneminde kimlik dağılır. Bu da sağlıklıdır. Yaşanmamış ergenlik yetişkinliğe yansır. Birçok yetişkinin yaşanmamış ergenliklerle dolaştığını biliyoruz. Diğer taraftan ergenlikte yer yer dil sertleşir, eğilimler daha fazla, yer yer saldırganlaşabilir. Bu da dönemin bir parçasıdır ve öğretmenler, uzmanlar, başta anne babalar olmak üzere birçok insan tarafından doğru yönetilmesi gereken durumlardır. Ama eğer zorbalık yapmak ya da zorbalanmak daha uç noktalara, sistemli bir istismar gibi, sözel bir şiddet, psikolojik bir şiddetin zamana yayılması gibi yani o minik lakap takmalar ya da birbirlerini zor duruma düşürmeler ya da küfür dili vesaire bunlar olacaktır yer yer. Hani bunlar dönemin içerisinin bir parçası aslında ama evet bunlar böyle süre giden boyutlara geliyorsa unutmayın ki şiddeti gösteren ve bunu sürdüren çocuk da çocukluğunda bir şekilde duygusal da olsa istismar edilmiş ya da ihmal edilmiş. O yüzden de bizim zorbalanana destek verme isteğimiz kadar zorbalık yapana da destek verme tutumumuz sürmeli hayatın içerisinde. Çünkü oradan da bir suçlu yetişmesini durdurmamız lazım. Biliyorsunuz her fail geçmişinin kurbanıdır. Yani burayı unutmamakta fayda var hiçbir zaman. Bunun dışında bir öğrenciniz size de güvenerek yaşadığı şeyi size anlatıyorsa zaten hani tabii ki mesleğinizin de bir sınırı var, psikolog değilsiniz ama burada gerçekten iyi bir öğretmenlik tutumu sergilediğinizi anlarız. Çünkü bu işler güven ister. Ergenlikte zorbalanma deneyimleri utanç duygusunu çok tetiklediği için çoğunlukla sessiz yaşanıyor. O yüzden de sessiz yaşanmayıp size anlatılabilmesi zaten çok kıymetli bir şey bir. Bazen anlatılmasa bile gözlemlerinizle de davranabilirsiniz. Burada yapacağımız şey aslında o öğretmenliğin getirdiği daha otoriter ya da daha yukarıdan modelden tam o anda size bir derdini anlatan her kişi de olabileceği gibi daha yatay modele geçmek ve böyle bir şey gözlemledim ya da sen bana böyle bir şey anlattın, ben seni duymak istiyorum. Büyük tepkiler vermeden, acımadan ondan sonra acımak çok riskli bir durum oralarda. Vah vah diline geçmeden ya da işte hızlıca ya şöyle şeyler duyuyorum siz yapmıyorsunuzdur ama sen de böyle yapıldığına göre sana sen de neler yapıyorsundur gibi suçlayıcı bir yere geçmeden. Çok hızlıca öfkeye kapılıp ben şimdi bunun için neler yapıyorum demeden. Çünkü o da güvenini kırar. Eşlik halinde ne zamandır yaşıyorsun, ne oluyor, hani hangi davranışlarına bunu diyorlar, sen öyle zamanlarda ne yapıyorsun, evden birilerinin bilgisi var mı, evde sana nasıl eşlik ediyorlar bu konuyla ilgili. Biraz ön sohbet bence. Ya benim anlatabileceğim biri varmış bilgisini yaratmak. İlk etapta yapılacak şey. Sonra da terapiye yönlendirmek. Evet, rehberlik servisi de bir yol. Özellikle okul dünyasının içerisinde rehberlik servisinin de rolleri var. İyi ki hepimizin ayrı ayrı disiplinleri ve rolleri var. Dış dünyaya yansıyan zorbalanmalarda terapiste yönlendirmeler. Ve bunu hakikaten bu çocuğu bir şekilde doğru takip etmeler önemli bence. Rica ederim, sağ olun. Buyurun. Merhaba, ismim İlayda, çocuk gelişim uzmanıyım. Aslında merak ettiğim şey şu, beni sık sık şüpheye düşüren, meslek alanında da rahatsız eden, sadece kendi mesleğimle alakalı değil, işte tamamen psikoloji alanıyla rahatsız eden. Şimdi biliyoruz birçok uzman kendi danışmanlık vermesinin yanı sıra ekstra kendisi de danışmanlık alıyor ki psikoloji derya deniz, kendi travmaları olmasa bile o danışmanlık verdiği süreçler içinde yaşadığı, gördüğü vakalarla etkilenebiliyor ve bunun için destek alması gerekiyor. Hı hı. Hani bunu yapıyorlarsa veya yapıyorsak evet çok güzel, çok kıymetli. Hı hı. Ama aslında özünde merak ettiğim şey şu, kendi ruh sağlığı tam olmayan, bu küçük bir travmatik deneyim de olabilir veya işte kişi farkındadır veya değildir. Herhangi bir terapi ihtiyacından bahsediyorum. Bu ihtiyacını gidermemiş bir kişinin danışmanlık vermesi sağlıklı mı? Bununla meslek hayatınızda karşılaşıyor musunuz? Çünkü şöyle düşünüyorum, mesela kendi adıma çocuk gelişim uzmanı olsam da işim aslında yine aileyle, eğitime de o yüzden başvurdum zaten. Hı hı. Küçücük bir yanlış müdahale veya müdahalesizlik çok büyük yerlere gidebiliyor. O yüzden doğru hani aksiyon almamız çok önemli. Bunun için uzmanlara, özellikle psikologlara bir zorunluluk var mı? Hani ekstra destek almak gibi. Bunun hakkında bilgi almak istiyorum. Tamam. Çok güzel soru. Çok da doğru bir nokta bence. Dünyanın bir takım ülkelerinde psikoterapist olabilmek için aslında belli yıllar, sayılar, seans sayıları verilerek kendi psikoterapinizden geçmek zorundasınız. Türkiye'de maalesef oluşturulmuş bir meslek yasamız olmadığı gibi buralarda çok aksamaya yönelik yerlerde. Ama şimdi şöyle düşünüyorum, ben kendi öykümden bahsedeyim. Üniversite 1. sınıftan beri terapi alıyorum. Hala da bir psikoloğum var ve ona ihtiyaç duyduğum zamanlarım oluyor hayatımın içerisinde. Mesela şimdi bugüne kadar işte klinik psikoloji yüksek lisansını bitirirken ve bitirdikten sonra geçtiğim alanları düşünüyorum. Kendi psikanalizimden geçtim ki uzun yıllar bunlar. Bilişsel davranışçı terapi eğitiminde süpervizyonlarla destek aldık daha çok. Ama asıl benim bugünkü halime gelmemi sağlayan Gestalt ekolünden geliyorum ben. Hem bir yaşam biçimi hem bir psikoterapi ekolüdür. Gestalt'ta 6 senelik bir eğitimden geçeriz. Ve bitirene kadar 300 saat süpervizyon, 300 saatte terapi bitirmiş olmanız gerekir. Bu biraz gerçekten fazla. Ama iyi ki günün sonunda. Çünkü ya bu 300 saat de bu arada hani 2 sene önce bitti. Öyle söyleyeyim size. Ama bitti diye değil, ben devam edeceğim de, ediyorum da. İhtiyaç duydukça. Şimdi ben böyle bir yoldan geçtim. Bu arada çoğunlukla meslektaşlarımın terapiye gittiğini biliyorum. Ve bu da bana umut veriyor her yaştan. Öğrencilerimin de öyle. Yani üniversite 3. sınıfa gidiyorum ders vermeye. Onların da sınıfın %90'ı terapi alıyor. Yüksek lisansta da öyle. Çünkü zaten bizim gibi mesleklerde mesleki deformasyon ya da tükenmişlik riski yüksek. O yüzden de böyle bir riske kapılmamak için gitmek önemli. Ama ondan daha önemlisi kendimizi parantez içine alabilmeyi öğrenmek. Yani diyelim ki bir danışanınız geldi ve babasından bahsediyor. Ve bahsettiği babasıyla yaşadığı problemler sizin babanızla yaşadığınız ve her aklınıza geldiğinde de içinizi biraz sıkıştıran ya da illa sıkıştırmasına gerek yok. Konuyu hızlıca zihninizde kapatmaya çalıştığınız konulara denk diyelim ki. Ya da tam da onun gibi tamamlanmamış bir yasınız var diyelim ki. Buralar danışanı da sizi de korur terapi alırsanız. Kavram kendini parantez içine alabilme kavramı. Yani danışana kendi meselesiyle objektif olarak davranabilme kavramı. Bu arada biz terapist olarak makine değiliz ya da danışman olarak. Elbette duygularımız da aktive oluyor. Ama o duyguları danışan için ve onu doğru yönlendirebilmek için harekete geçirebilmeyi de bir psikoloğa gittiğimizde ve kendi meselelerimizi çalıştığımızda öğreniyoruz. Doğan Hoca derdi ki bana, rahmetli, psikolojiyi seçen öğrenciler de yaralı bir kuştur. Yani kendi geçmişinde belli başlı yerlerden gelir. İnsan keyfine seçmez böyle bir mesleği. O yüzden de yıllar içerisinde önce kendimizi çalışıp paranteze alıp sonra da danışanlarımıza destek olabilmeyi öğreniyoruz. Ama bugün bunu kendi mesleğimden çıkıp bu salondaki bütün çocuk gelişimci, sosyolog, sosyal hizmetleri uzmanı ya da farklı disiplinlerden olan herkes için de aynı şekilde öneriyorum. Çünkü insanla çalışıyorsunuz, kendi terapinizden geçin. Şarttır. Yani daha hani en özeti odur. Şarttır bunu yapmak. Süpervizyon da öyle. Süpervizyonda da mesleki olarak sizi donanımlandıracak hocalarla bir araya gelir ve vaka paylaşımları yapa yapa doğru yaklaşımı öğrenirsiniz. O da öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Buyurun. Merhabalar hocam. Merhaba. İsmim Milli Burcu. Sosyoloji mezunuyum. Kötü çocuğun yetişmesinde anne babanın katkı payı mı daha fazladır? Yoksa yani bazıları diyor ya Allah vergisi. Bu çocuk da bu anne babadan oldu. Bu böyle değildi, niye bu böyle? Mesela böyle tabirler getiriliyor ya. Yani diyorum anne babanın eğitiminden kaynaklı bağımlı çocuklar ortaya çıkıyor ya da suç işleyen çocuklar ortaya çıkıyor. Burada anne babanın katkısı daha mı çok? Onu sormak istiyorum. Tamam. Şimdi öncelikle dil dünyayı değiştirecek. O yüzden de söylemeden edemiyorum. Ne olur bireysel algılamayın. Çoğumuzda var. Kötü çocuk diye bir kavram yoktur. Ama istismar edilmiş çocuk vardır. Şiddet görmüş çocuk vardır. İhmal edilmiş çocuk vardır. İlgi alanları, yönelimleri ya da suç eğiliminden bahsetsek bile suç eğilimi zamanında görülmemiş, yeteri kadar görülmemiş çocuk vardır. O yüzden de çok temelde birçok alan vardır böyle baktığımızda. İnsanın demin de söyledim ya, kötücül özelliklere sahip olmasının geçmişinde çoğunlukla kötücül bir yetiştirilme ya da yetiştirilmeme tarzına maruz kalması gibi bir geçmişi vardır en temelde. Şimdi bizi biz yapan neler var? Oradan gidelim. İşin manevi boyutu hani hepimizin kafasında kendi inanç sistemine göre başka bir yerde konumlanabilir ama şey gibi bir bilgi günün sonunda yetersiz bir bilgidir. Bu çocuk da böyle oldu. Allah da bunu böyle yaptı gibi. Yani hani şey gibi bunun şey versiyonlarını da görüyorum. Yani çocuğum biz seni yaptık ama tam istediğimiz gibi olmadın. Ondan sonra şöyle oldu vesaire gibi. Hani bütün bu bilgiler böyle doğaüstü bir güç tarafından sanki bir insanın hayatı karartılmaya ya da ihmal edilmeye mahkummuş gibi bilgilerden biz pozitif bilimlerle uğraşan insanlar kaçınıyoruz. Bunun inançla bağlantısı da şöyle, o bizim ayrı bir tarafımız, manevi bir tarafımız. Orada tabii ki insanın iyi olması için her şeyin dua etmesi ya da bir şekilde gerçekten de kendi sisteminin içerisinde maneviyatını da doğru çocuk yetiştirme yöntemine katması, bunlar kabul hayatın içerisinde. Ama biz kendi alanımızdan bakıyoruz. İnsanı ne kendisi yapıyor? Gidin doğum öncesine. Genetik aktarımlar var. İçe dönük, dışa dönük mizaç mesela genetikten geliyor hayat içerisinde. Ya da ne bileyim epigenetik aktarımlar var. Hayatı boyunca bazen hiçbir yere ait hissedemeyen bir insanın öyküsünde sürgünler, göçler görebiliyoruz. Üst kuşaklarda ya da bazen yoğun bir anksiyetenin altında büyük babaannenin boğulma anısını görebiliyoruz. Öyküye detaylı yaklaştığımız zaman aile dizimini doğru yapan insanlar var bu arada. Yani diğer taraftan. Sonra doğmadan önce bu çocuğa yüklenen anlamlar var. Keşke her bebek dünyaya kendisi olarak getirilse ve bebeğim gel bizi dönüştür. Sen de kendi varoluşunda bu ailenin yeni bütününün bir parçası ol denilse. Ama bazı bebeklere söyleniyor ya da söylenmiyor ama anlamlar yükleniyor. Bazı bebekler bu dünyaya anne babaların evliliklerini kurtarmak için getiriliyorlar. Bazı bebekler dünyaya babalarını eve bağlamak için getiriliyorlar. Bazıları annelerinin yaslarını bitirmek için getiriliyorlar. Bazıları dezavantajlı olan abilerine, ablalarına refakatçilik etsinler diye getiriliyorlar. Ya da ne bileyim güçlü olsunlar diye getirilenler var. O isimleri de veriliyor işte, o paşa dedeye, asker dayıya, hanım ağa, babaanneye benzesin diye. Daha doğmadık ama bu hayattaki yüklerimiz belirlenmeye başlıyor. Anne karnında dünyayı algılıyoruz. Annem iyi mi, mutlu mu, beni bekliyor mu, babam seviyor mu annemi, işte pişman mı ben doğacağım diye. Doğuyoruz, bebek oluyoruz, güvenli bağlandık mı, bağlanmadık mı? Kaygılı bağlandıysak ömür boyunca kaybetme korkusu bazen ya da hep risk almak. Kaçıngan bağlanmaysa ilişkilerin içerisinde var olamama, gidememe. Sonra çocukluk var, şiddet gördüysek ya hayat boyunca daha fazla kapanıyoruz ya şiddete eğilimli olabiliyoruz. Bastırılmış utançlar çocukluktan geliyor. Yeteri kadar güvenli bağlanma geçmişinden gelmiyorsak bağımlılıklara eğilimimiz oluyor. Hani aklınıza gelebilecek bugünkü davranışlarımızın temelinde o dönemde maruz kaldığımız dünya kadar şey var aslında. Detaylı anlatmayı önemsediğim için söylüyorum. Yine en son özet cevabı vereyim. Çoğunlukla çevre ve öncesinde anne baba tutumuyla ilgilidir. Bugün yaptığımız bütün kendimize zarar veren eğilimler ya da çevreye zarar veren eğilimler. Doğduğumuz ev ve çocukluğumuzu geçirdiğimiz ev çok kritiktir. Sadece ev değil, koruyucu ailelik süreçleriyle çalıştım ben bir süre. Belki duymuşsunuzdur. Evlat edinme vesaire. Bulunduğumuz, büyüdüğümüz kurum da diyebilirim bunun adına. Orada hangi şartlarda bize yaklaşıldığı ve çocukluğumuza nasıl eşlik edildiği, ileride bizim her türlü meslek seçimimizden eş seçimimize, ruhsal hastalıklarımızdan psikolojik sağlık uyumlanma süreçlerimize, sosyal ilişkilerimize hepsi etki eder. Ama her şey çok temelde bize bakım verenlerin tutumları ile ilgilidir. Genetik özellik aktarımlarının hayat boyunca dönüşebildiğini gördüm. Mizaç değişmiyor ama dönüşüp uyarlanabiliyor insanlar. O yüzden burası. Tamam. Teşekkür ederim. Tecrübe Eğitim Kurumları, Tecrübe Eğitim Kurumları, Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.